Mom, can I see?
biliyorsunuz gönüllü olarak çok fazlaca yaptığım bir şeydi ve birkaç defasında sizlerle çalışmak istediğimi dile getirmiştim. Çocuklar kitap okuyor. Why? Çok güzel, çok keyifli bir gün geçirdim. İlk başta biraz endişeliydim ama sabahın vermiş olduğu şeydendi herhalde, bilmiyorum ya, aklım dolu olmasından da herhalde. İngiltere, Londra tipik yağmurlu havası ne beklenilebilirdi ki zaten yani. Bugün Şubat'ın son günü, 29 Şubat. 29 Şubat'ı her sene göremediğimiz için yani özel olmasını bekliyorduk ama çok da özel değil gördüğünüz gibi. Neyse, bugün dün çocuklara söz vermiştim, Mizginlerin evine gideceğiz diye. Bayağıdır gitmiyorduk oraya. Mizginlere geçiyoruz. Bakın nereye geldik Fidoş. Fidoş'un yanına geldik. Fidoş kocaman oldu. Aşk, bal. Şu kız olmazsa var ya, kim benim yüzümü güldürecek bilmiyorum ya. Kızın tipine baktığında insan ister istemez gülümsemesi geliyor. Bakın. Tontik. Bal. Dur şunu çıkartalım, senin güzelliğini görsünler. Aynı halası ya. Valla. Çocuğum. Aşkım. Halam. Ananas kafasıyla birlikte. Aşkım. Annen niye saçını öyle yaptı? Bu modeli hiç sevmiyorum. Diğer model güzel. Arya getir saçını yapalım. Arya dur saçını yapalım. Dur şöyle koyayım. Dur. Arya dur sen. Wait, I need to put this in my package. Devran da üstünü ıslattı gelirken. Hava yağışlı olduğu için üstünü değiştirdik. Yağmur yağıyor çocuğum, dışarı çıkamazsın. Bu da rüzgar. Çocuklar bayağı büyüdü değil mi sizin görmeyeli? Git bak orada. Orada bak dışarıda. Dışarı bak. Saçını göstereyim. Devran'ın saçını da derinin artık böyle kullanıyoruz. Bayağı uzundu. Şu yanları kesiyoruz. Bir de böyle. Nasılsın Miskin? İyiyim Eski abla. Yoğurtlar burada. Tavuklu makarna yapmış sağ olsun. Eline sağlık. Biraz ısıtıyor. Çocuklar yesin. Güzel görünüyor yoğurtla birlikte. Sehpaya mı indirelim? Ne sehpası? O ortadaki sehpaya mı indirelim? İyi. Zaten tamam. Onu unutma abi. Eski abla ne yapayım? Küçük evlerde böyle oluyor.
Sen artık diğer masayı kullanmayacaksın o zaman, yemek masanı. Onu çıkardık orada yok ki. He, attınız. Atmadık, geri anneye verdik. Ya, az para değil eski abla. He. Dışarıda yağışlı derin oynamak istiyor ama oynayamaz dedim. Öyle yemeklerini yesinler çocuklar. Biraz da otururuz, sohbet ederiz. Saat 4:30 oldu. Biraz çamaşırım falan var. Eve erken gideriz. Uyku saati gitmem. Bir tık erken çıkarım. Niye? Telefon çalıyor mis gibi. Ben yemeyeceğim. Ben saat 2'de yedim ya. Daha 4:30 2 saat geçmiş aradan. Nasıl yiyeyim? Sonra yerim. Ben kettle'ı açayım. Kendime bir çay may bir şey yaparım. Sen niye? Sonra birlikte içeriz olmadı. Kapat kapat. Herkese selam. Ay, beni mutlu ediyorsunuz. Her kameraya açtığımda bir tebessüm oluyor yüzümde. Biz eve geldik. Çok dağılmış bir vaziyetteyiz. Sabah evi nasıl bıraktıysam o durumda. O yüzden hemen acil bunu nereye götürüyorum konuşurken daldım. Yoğun bir gündü. Tam dedim hani o günlük yaşantıma, videolarıma devam ederim. Kendimi okulla oyalıyordum kızlar. Evde durmak bana iyi gelmiyor. Ben sürekli böyle meşgul olduğumda kendimi iyi hissediyorum. O yüzden okula gidiyordum sürekli. İyi geldiği için. Bugün de tam dedim hani günlük yaşantıma vloglarla devam ederim. O da tesadüfen iş geldi. Öyle okula gittim falan. Gördüğünüz gibi günlük yaşantı her zamanki gibi devam ediyor yani. Hiç durmuyor maalesef. Keşke böyle dursa. Biz de dursak. Ama durmuyor. Az önce bir açılış konuşması yaptım ama çok saçma oldu. Sanki yeni böyle konuşmayı öğrenmiş. Şimdi öyle konuşmaya başladım yani. Gözler yeni oynamaya başladı. Ben şimdi ortalığı biraz toparladım. Yerler bayağı bir kötü olmuştu. Hemen bir süpürdüm. 2 gündür süpüremiyordum zaten. Dün de evde değildim biliyorsunuz. Hemen kendime bir espresso yapacağım. Kuzenim Kamil teyzemin oğlu fırın dükkanı var. Şöyle taze ekmekler getirmişti bize. Hepimiz biraz aldık. Bunları ufak ufak parçalara bölüp buzluğa atmak istiyorum. Çünkü hemen tüketilmiyor. Buzluktan çıkarınca da güzel ısıtıp yeniliyor. Çok taze gibi oluyor. Yeni yapılmış gibi. Bir espresso'mu yapayım. Hem bunu yaparız. Ondan sonra bir tek de çamaşırlar kaldı. Şurada görünüyor biraz. Onları katlamak istiyorum. Çok da başka bir şeyim yok yani. Hafta içi öyle çok büyük derin temizlik falan yapmıyorum. Hemen yapalım. Zaten çok da fazla böyle iştahlı temizleme içgüdüm yok kızlar. Yani ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Hemen çabucacık. Çok da fazla dağılmıyor. Artık çocuklar okula gittiği için öyle oyuncakla fazla oynamıyorlar hafta içi. Dağılmıyor yani. Sadece çamaşır falan çok oluyor. Böyle çoluk çocuk demişken belki onların tepkisini çok merak ediyorsunuz. Aile şu an var. Çok fazla üstüne bahsetmek istemiyorum ama biz defnettikten sonra geldiğimizi aynı günü söylemek istedik. Çünkü yani haberleri olacaktı artık yani davranışlarımızdan. Zaten ben bir hafta öncesinden, babam vefat etmeden bir hafta öncesinden çocuklar hep kaynanam birkaç gün baktı evde. Rozan bir hafta aldı, ilgilendi, baktı. Çok fazla benimle birebir iletişim kurmadıkları için hani benim hal ve hareketimi görmüyorlardı zaten. Ondan sonra geldikten sonra hepsini ben oturtturdum. Diğerlerini de Akay'ı, Rüzgar'ı hepsini oturtturdum. Ve birkaç psikolog arkadaşlardan duyduğum kadarıyla direkt hani kaybettik. O dört kelimeli harfli kelimeyi kullandım. Ve neden diye sordular. Çok fazla uzatmadım. Sadece artık bizimle değil dedim. Ondan sonra tabii söylerken bayağı bir ağlamaklı oldum, üzüldüm ve çocuklar bir an tamam dediler, gittiler, dağıldılar. Ondan sonra aynı gece annemlerde kalmıştık, biz geldiğimiz zaman orada kaldık bir süre. Kaldıktan sonra da aynı gece işte ben o odada yatmayacağım dedi derin. Annemle diğer odada uyudu. Ben Arya, ben de Devran'la uyudum. Sorular sordular, hala da soruyorlar. Ama
İzin veriyoruz. Ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Resimlere bakabiliriz, videolara bakabiliriz. Her zaman özleyeceğiz. İstediklerini hissedebilme izni veriyorum. Şöyle şuna saracağım. Geçen gün Sultan halam ve Feride halam geldiklerinde burada bana bolca içli köfte yaptılar. Dediler buradayken hani sana bir faydamız olsun, bir yararımız olsun. Sağ olsunlar. İkisi el ele verip ben de yardım ettim, böyle açtım bayağı. İçli köfte yaptık 100'e yakın bu sütte. Geçen de ben 2 gün önce de yaptım, yedik. Güzel de olmuş, lezzetli olmuş tadı. Şöyle ekmeği böyle aldım tahtamın üstüne böyle. Ondan sonra şöyle. Dörde bölüp şu şekilde şimdi de saracağım. O yüzden buzluğun içinde içli köfteler de bayağı var. Sultan halam 5'inde geri dönüyor. Feride halam da dedi ben bir süre daha buradayım dedi. O yüzden bize gelir, mizgillere gider. Biraz böyle bizimle kalacak. Ondan sonra kendi kızı var burada, oğlu var. Biraz da onlarla kalır. Tam tarih belli değil. İstediği zaman da gelip gider. Şöyle. Böyle de bunlara yapayım, yerleştireyim. Bu arada komşum taşındı. Komşum Özlem izliyorsa burada öpüyorum onu çok çok. Sizlerden iyi olmasam, çok tatlı bir kadın yani. Beni sürekli böyle güldürüyor. İyi enerjili biri. İnşallah kısmet olursa bir gün sizi de onunla tanıştıracağım. Zaten artık burada iyi de bir iletişim kurduk. Yani herkesin enerjisi herkesle uymayabilir. Ama bizimki uydu diye düşünüyorum. Komşu önemli. Köfteleri yaparken de ilk ihtiyacım olan bir şeyi gittim kendisinden istedim. Reyhan lazımdı. Var zannettim, evde yoktu. Gittim kendisinden reyhan da aldım. Dedim ilk şeyimi alayım senden, yani eksiğimi senden alayım dedim. Öyle yani, iyi anlaşıyoruz. Bir gün onunla da tanıştırırım. Çocuklar da bayağı birlikte zaman geçirebiliyor. Seviyorlar birbirlerini, iyi anlaştılar. Öyle yani, artık komşu, çünkü bazen yeri geliyor. Kardeşinden, ailenden, akrabandan daha yakın olabiliyor. Şöyle son ekmeğimi de yapayım. Bu arada arkadaşlar, önemli bir şey söylemeyi unuttum. Arabamız artık yok. Arabamı sattım. Çünkü araba çok arıza çıkartıyordu. Ve çok masraflı olmaya başladı artık. Buradan okula gitmek, sürekli 3 litrelik bir arabaya benzin doldurmak artık keyfi değil, işkence haline dönüştü. O yüzden arabayı verdik. Ve ben şu an Serhat'ın arabasını kullanıyorum. Kayınbabam da kendi arabasını Serhat'a verdi bir süreliğine. İdare etmelik. Yani şu an araba bakıyoruz. Serhat herhalde bir tane gözünü beğendi. Onu da inşallah aldığımızda daha 2 litreli, daha düşük bir araba alıp, ekonomik bir araba alıp kullanmayı tercih ediyorum artık. Çünkü çok zor yani. Git gel, git gel, git gel. Gerçekten onlara artık şey, çalışıyorsun. Ondan sonra gidip mazot ya da yakıt dolduruyorsun ve diyorsun yani bunun için çalışıyorum ben sürekli. Arabaya gidiyor. İnsanoğlu işte. Nasıl hemen de her şeye alışıyoruz değil mi? Video çektim de videonun sonuna geldik bile. Öncelikle kusura bakmayın. Gerçekten ben
bu videoda hani ne yaptım, ne yapmadım, ne dedim, ne demedim. Her zaman biliyorsunuz ben sürekli bir şey paylaştığımda iyi olduğuna emin olmadan paylaşmayı sevmiyordum. Veya sizin keyif almayacağınız bir şeyi rastgele paylaşmayı sevmiyordum hiçbir zaman. Her ne kadar siz de aman Ezgi oturup sohbet edip de paylaşsam bile biz izleriz deseniz de benim içime silmeyen bir şeyi ben hiçbir zaman paylaşmıyordum. Bu videoda çok bocaladım. Yani gerçekten lütfen 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 kusura bakmayın. Biliyorum belki diyeceksiniz Ezgi hiç önemli değil. Yani senin geri dönmen daha iyi bir şey. Konuşamıyorum. Ama deniyorum yani zamanla daha iyi olacağım biliyorum. Tekrar açılacağım biliyorum. Bu şekilde bugün de böyle geçti yani. Olduğunca bir şeyler paylaştım. İyi ki varsınız demek istiyorum. Direkt size bakarak gerçekten iyi ki varsınız. Yani benim iyi günümde kötü günümde hiçbir zaman beni yalnız bırakmadığınız sürekli destek oldunuz. Özel mesaj yazanlar oldu, Instagram'dan yazanlar oldu, topluluk kısmına hiçbir şey paylaşmasam da Ezgi nerede kaldın umarım iyisindir diyen oldu. Lütfen geri dön, senin için en iyisi bu, baban da böyle isterdi diyen de oldu. Bir şekilde yaşıyoruz işte görüyorsunuz yani. İyi kötü bir şekilde tutunuyoruz ve yaşıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Diyecek de bir şey yok. Umarım yani keyif aldınız bunu izlemekten. Videonun ilk o 4-5 dakikalık kısmı editlerken çok zoruma gitti. Çünkü neyse ya çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten zoruma gitti. Hem mutlu oldum hem de zoruma gitti. Öyle söyleyeyim. Sizi öpüyorum. Çok da seviyorum. Yarın umarım daha keyifli, sohbetli günlük yaşantımı çekebilirim. Ve karşınıza çıkabilirim. Kendi bocaladığım bölümleri edit yaparken o kadar çok zorlanıyorum ki. Yani hiçbir şey paylaşasım gelmiyor aslında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.